Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimle birlikte 3. üniteye başlangıç yapıyoruz. İlk konumuz Nereye Yerleşelim? Yani insanlar bir yere yerleşirken nelere bakarlar? Bu konuyu beraber işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım nereye yerleşelim? Günümüzdeki insanlar iş imkanı, sağlık, ulaşım, eğitim, sosyal faaliyetler ve ekonomik şartlar kendilerine göre bunların fazla olduğu yerleri yerleşim yeri olarak seçerler. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. İnsanlar neye göre yerleşir? Şuradan gidelim. İş imkanı. Hiç işin olmayacağı bir yere yerleşir misiniz? Tabii ki hayır. Yani karnınızın doyduğu yere yerleşirsiniz ama doymadığı yere yerleşmezsiniz. İş yoksa siz de oraya yerleşmezsiniz. Sağlık diyelim ki yerleştiğiniz yerde hastane yok, sağlık ocağı yok. Oraya gitmezsiniz. Ulaşım düşünsenize dağın başında bir eviniz var ve yol yok. Oraya yerleşir misiniz? Tabii ki hayır. Eğitim, eğitim imkanları, okul faaliyetleri. Şimdi bunlar da önemli şeyler. Ailelerinizi düşünün. Aileleriniz sizin için gerekirse varını yoğunu satar yine okutur. İnsanlar bazen eğitim içinde bir yerden bir yere göç edebilir ya da sırf eğitim içinde bir yere yerleşebilirler. Sosyal faaliyetler. Örneğin insanlar durumu yerinde olan kişiler ya da başka şartlar eğitimle alakalı şeyler. Ve özellikle şu kısma dikkat ediyorsunuz ekonomik şartlar ve bizim için iş imkanları birazcık daha önemli. Çünkü ilk başta insanların arayacağı şey kesinlikle arkadaşlar nedir? İştir. İnsanlar bir yerde oturuyorsa işlerinden dolayı orada oturuyorlardır. İşte bu şartlara bakarak insanlar bazı yerlere yerleşirler. Gelelim aşağı kısma. Yerleşmeyi neler etkiler? Yerleşmeyi doğal faktörler yani doğal nedenler ve beşeri nedenler etkiler. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Doğal neden derken neyden bahsediyor? Yani ya insanların bir yere yerleşmesini etkileyen kendiliğinden olan etkenler. Kendiliğinden. Yani bizi ilgilendirmeyecek. Kendiliğinden olacak. Geliyorum buraya. Beşeri. Arkadaşlar beşeri de ne demektir? İnsanla ilgili. Yani burada da bizim bir yere yerleşmemizi insani faaliyetler etkileyecek. Yani beşeri faaliyetler ya da beşeri faktörler diyebiliriz. Hemen doğal faktörlerle başlayalım. Hemen doğal faktörleri açıklayayım arkadaşlar. Doğal faktörler biraz önce söylediğim gibi nasıl olacak? Kendiliğinden. Yani bizi etkileyecek ama bizle de alakalı değil. Kendiliğinden oluşacak zaten. Doğal faktörler kendiliğinden oluşan faktörlerdir. Bunlardan bir tanesi iklim. Hava şartlarının iyi olduğu, elverişli olduğu yerler yerleşmeye uygundur arkadaşlar. Yani insanlar havanın iyi olduğu yerlere daha fazla yerleşirler. Kuraklığın yani su azlığının olduğu yerlerde ise nüfus azdır arkadaşlar. Hemen bakalım. Ülkemizde Antalya, Mersin, İzmir, Ege ve Akdeniz çevreleri diyelim biz buna. Kısaca Akdeniz iklimi biliyorsunuz ki hava buralarda elverişli ve güzeldir. Bu yüzden nüfus nedir? Fazladır. Ama Kars Iğdır, Muş gibi karasal iklimin görüldüğü ve kışların sert geçtiği yerlerde nüfus azdır. Yani insanların yerleşmesini iklim etkiler. İklim doğal olarak etkiler. Çünkü bizim iklimi değiştirme gibi bir seçeneğimiz, şartımız yok arkadaşlar. Geliyorum 2. Yeryüzü şekilleri. Dağlık ve engebeli alanlarda nüfus azdır. Yani insanlar gidip dağın başına tabii ki yerleşmezler. Yüksekliği az olan yerlerde ise nüfus nasıldır? Fazladır. Mesela Konya ve Adana bölgesi düz alanlar olduğu için nüfus fazladır. Ancak Hakkari, Ağrı, Gümüşhane gibi engebeli yani dağlık alanlar dağlık olduğu için nüfus nasıldır? Azdır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki insanın hayatını devam ettirebilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi de sudur. İnsan suyun olduğu yere yerleşir. Su olmayan yere yerleşmez. Çünkü su bizim temel ihtiyacımızdır. Yıkanmada, işte eşyalarımızı temizlemede yani her şeyde suyu kullanırız. Suyun bol olduğu, çok olduğu yerler yerleşmede daha uygundur. Ancak kuraklığın az olduğu, yani kuraklığın olduğu yerlerde ise yerleşme azdır. Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Kuraklığın olduğu yerlerde ise yerleşme azdır. Mesela buraya Tuz Gölü çevresini örnek verebiliriz. Tuz Gölü çevresi. Şimdi arkadaşlar Tuz Gölü çevresinde tuz çıkarıldığı için o topraklar kuraktır. Yani su olarak zayıftır. E, su yoksa da insan yoktur. Bu yüzden su kaynakları insanların yerleşmesinde etkilidir. Bitki örtüsü gür ormanların bulunduğu yerler yerleşme için elverişli değildir. Yani gözünüzün alabileceği her yerin orman olduğu yerlerde insanlar biraz daha seyrek yerleşir, az yerleşir. Mesela ülkemizde var mı? Tabii ki var. Karadeniz bölgesi. Karadeniz'e gidenleriniz varsa bilirler. Gözünüzün alabileceği her yer nedir? Ormanlardır. Geniş ormanlar. E bu ormanları kesip de yerleşmeniz zor olduğu için İnsanların buraya yerleşmesi azdır. Yani ne diyoruz? Yerleşim az. Gelelim insanların bir yere yerleşmesinde beşeri faktörlere ya da beşeri nedenlere. Bu faktörler doğal olmayan insan eliyle gerçekleşen faktörlerdir. Zaten bunu daha önceki senelerden de ve daha önceki konularımızdan da hatırlayabilirsiniz. Beşeri insanla alakalıdır. Örneğin tarım. Arkadaşlar, Toprakların verimli olduğu yerlerde yerleşme daha fazladır. Çünkü neden? Oralara bir şey ektiğiniz zaman bol miktarda ürün alıyorsunuz. Sonucunda da geçiminizi sağlayabiliyorsunuz. Ancak tarım yapılamayan, verimsiz yerlerde ise yerleşme nasıldır? Azdır. E gidip hiç bir şey ürün elde edemeyeceğiniz yere yerleşmezsiniz. O yüzden tarımın yapılamadığı, verimsiz toprakların olduğu yerlerde yerleşme azdır. Hemen örnek verelim. Ülkemizde Çukurova, Türkiye'nin en büyük ve toprak olarak en verimli ovasıdır. Bafra Ovası buralar verimli olduğu için yerleşmeler fazladır. Ben size sadece bir örnek vereyim arkadaşlar. Bafra Ovası Samsun'da bulunuyor. Samsun'un Bafra ilçesinde bulunuyor. Düşünün bakın bir ilçenin nüfusu. Bafra ilçesinin nüfusu 120 bin. Düşünün ilçenin nüfusu 120 bin. Benim yaşadığım Yozgat merkez yani Yozgat ilinin nüfusu 80 bin. Ama bakın Bafra'nın nüfusu 120 bin. İşte tarımdan dolayı nüfus artmıştır. Ancak Tuz Gölü çevresinde topraklar verimsiz olduğu için buralar yerleşmeye elverişli değildir. Nüfus da azdır diyebiliriz. Geldim sanayi. Sanayi deyince aklınıza hemen arabaların tamir edildiği yer gelmeyecek arkadaşlar. Sanayi deyince aklınıza ne gelecek? Fabrikalar. Fabrikaların çok olduğu yerlerde yerleşme fazladır. Neden? Çünkü fabrikada çalışacak işçi lazım. E, i̇şçi de demek ki kalabalıklık demek oluyor. Fabrikaların az olduğu yerlerde yerleşme nasıldır? Tabii ki de azdır. Örnek verelim hemen. Ülkemizin büyük nüfuslu yerlerini örnek olarak verebilirsiniz. Sanayi e, tesislerinin çok fazla olduğu için fabrikaların. İstanbul, Kocaeli, Gaziantep buralarda fabrika çok olduğu için yerleşmede nasıldır? Fazladır. Geliyorum Doğu Anadolu bölgesine. Tabii ki burada Van ve Malatya'yı hariç tutuyoruz. Çünkü oraların nüfusu sanayiden dolayı, fabrikalardan dolayı biraz daha fazla. Fabrikalar Doğu Anadolu'nun genelinde az olduğu için yerleşme nasıldır? Azdır. Hemen turizmle devam edelim. Turizmin geliştiği yerlerde yerleşme fazladır turizmin gelişmediği yerlerde yerleşme nasıldır? Azdır. Örneğin Akdeniz ve Ege çevresi yani Muğla, Antalya, Fethiye, Marmaris bölgesinde turizm fazla olduğu için yerleşme fazladır. Size şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. İki sene önce tatile gittiğimde Marmaris'e oradaki insanlara sormuştum. Kışın buranın nüfusu ne kadar? Kışın kalabalıklık yaklaşık 70-80 bin civarı dedi. Ama yazın en az 1 milyon ya da 1,5 milyon. Yani tatil yerleri, turizm olan yerlerin nüfusu fazladır. Ancak İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da turizm az olduğu için yerleşmeler, insan sayısı azdır diyebiliriz. Ulaşım. İşlek yolların olduğu yerler yerleşmeye elverişlidir. Yani her taraftan yolların bağlantı noktaları olan illerimiz, şehirlerimiz yerleşme için uygundur. Mesela Ankara bunlardan bir tanesi. Ankara bir kavşak noktasındadır. Kuzeye de Ankara'dan gidersiniz, güneye de, doğuya da, batıya da yani bir ulaşım şehri diyebilirsiniz. Özellikle Afyon Ege bölgesindeki ulaşım şehirlerinden bir tanesi ve tabii ki de neresi var? İstanbul'da ulaşımı elverişli olduğu için, ulaşım şartlarının iyi olduğu için, e, nüfusunun, kalabalıklığının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geliyoruz madencilik. Maden yataklarının olduğu yerlerde işçi ihtiyacından dolayı nüfus nasıldır? Fazladır. Yani madenlerde biliyorsunuz ki işçi çalışır. İşçiler de orayı kalabalıklaştırır. Mesela bunlardan bir tanesi. Zonguldak ya da Soma. Buralarda ne çıkıyor? Kömür. Arkadaşlar Zonguldak'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusu yaklaşık 20 bin civarında. Yani küçük bir ilçe gibi düşünebilirsiniz. Ama kömür çıkmaya başladıktan sonra taş kömürü çıkmaya başladıktan sonra şu andaki nüfusu yaklaşık 300 bin. İşte bu madencilikten dolayıdır. Batman petrol yine Zonguldak'a benzer bir hikayesi var. Eskiden küçük bir kasabaymış. Daha sonradan petrol çıkınca insanlar oraya işçi için işçi olarak gidince Batman'ın da nüfusu ne yapmış? Artmış. Sosyal ve kültürel faaliyetler etkiler diyelim eğitim ve sağlık şartlarının iyi olduğu yerler yerleşmeye elverişlidir. Yani insanlar eğitim ve sağlık şartlarına bakarak bir yerlere ne yapıyorlar? Yerleşebiliyorlar. Mesela Eskişehir. İki tane üniversite var. Eskişehir'deki üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 100 bin. Bakın arkadaşlar sadece üniversite öğrenci sayısını söylüyorum. Ya da Ankara. Ankara'da da çok fazla devlet üniversitesi ve özel üniversite var ve hastaneler var. Ben Ankara'da okudum sadece bizim üniversitenin yani Gazi Üniversitesi'nin insan sayısı okuyan öğrenci sayısı 80 bin. Düşünebiliyor musunuz? 80 bin. İşte bu yüzden sosyal ve kültürel faaliyetlerin çok olduğu yerlerde de insan sayısı fazladır. İstanbul ve Bursa'yı da buralara örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar böylece dersimizi bitiriyoruz. Derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.